Günaydın. Arkadaşlar Mila bu suluk sayesinde bayağı su içiyor gün içerisinde. Normalde bu kadar içmiyordu. Şöyle pipetli olduğu için çekmeyi de öğrendi. Direkt çekip çekip içiyor sularını. Su içer misin biraz bize gösterir misin annem? Hadi annesinin bolu göster bakalım nasıl içiyormuşsun suyu. Hadi göster kardeşlerine arkadaşlarına. Hadi iç bakalım. Aferin kızıma. Bugün pijamalarla kahvaltıya gelmek istedi hanımefendi. Bugün de böyle olsun. Kahvaltıdan sonra değiştirelim pijamalarımızı, değil mi? Hadi bay bay yap. Bay bay. Anne şimdi sana kahvaltı hazırlayacak. Bay bay yap. Bay bay yapar mısın bir tane? Bay bay. Daldı yalnız. Nerelere daldın? Nerelere? Mila'ya kahvaltılarını bu ara böyle yediriyorum. Böyle minik minik önüne koyuyorum parçaları. O da eliyle alıp da yiyor. Ben BLV'yi çok destekleyen biriydim. Fakat Mila böyle bir zamanlar, daha hatta bundan bir hafta öncesine kadar böyle küçük parçaları hep yerlere fırlatıyordu. Ama ben tabağın içine bir sürü koyarak denemiştim. Sonra geçen hafta biz Tekirdağ'a gittik. Mila'dan 3,5 ay kadar büyük yeğenim var benim. O yiyor böyle işte annesi böyle önüne tek tek koyuyordu. Ben de bir deneyeyim dedim ve denedim gayet başarılı oldu. Normalde bile yere atarken bu küçük parçaları şimdi böyle alıp ağzına götürüp yiyor. Siz de böyle önüne tabakla değil de böyle tek tek 2-3 tane veya hatta tek bir tane koyarak denemeye başlayabilirsiniz. Büyük parçalarda biz başarısız olduk BLV'de çünkü biraz büyük ısırıp boğulma tehlikesi yaşadı 2 kere. O yüzden de korkmuştum. Meleve yapmak istemedim büyük parçalarla. Onun dışında bir şey daha söyleyecektim. Bu zeytinler kakasından bütün çıkıyor demiş bazı arkadaşlarımız. Evet Milan'ın da öyle çıkıyor. Hani yuttukları için direkt sanırım. Direkt olduğu gibi çıkıyor. Özellikle böyle minik minik parçalar yediğinde. Onlar da yani sadece zeytin değil. Bir de zeytini günde bir tane veriyorum arkadaşlar. Hani midesi yanmasın diye. Al bakalım. Böyle küçük küçük parçalar halinde. Ay yavrum. Mila'ya kargo geldi. Hemen size de göstereyim. Şöyle bir tane ağız mendili var. Bu Müslim mendiller zaten çok güzel oluyor. Çok kullanışlı oluyor. Ben genelde hani böyle dışarıya çıkarken falan kullanıyorum. Ek gıdaya da geçtiğimiz için çok yardımcı oluyor. Şöyle bir tane üst var. Şöyle altı da tütü. Bakın. Zaten sürekli alışveriş yaptığım bir Instagram adresi. Çok memnunum. Böyle hani yeni ürünler geldikçe de almaya çalışıyorum beğendiklerimi. Ürünleri çok kaliteli ve güzel. Ve şuna bayılmıştım fotoğrafta zaten. Gelince daha bir güzel olduğunu fark ettim. Bakın şöyle altı var. Altına bir tane. Şöyle üstü var. Aslında hani bunu tek de giydirebilirsiniz. Şöyle göbeği açık falan olabilir aslında. Ama bence böyle düşünülmesi çok güzel. Bir de şöyle şapkası var. Tam bir limon olacak Mila bununla. Bayıldım. Çok güzel. En kısa zamanda zaten hemen yıkayıp sonra sizinle de paylaşırım. Yani giydirdiğimde de vlog çektiğimde de paylaşırım yine sizinle. Bu şekilde Mila'nın alışverişi. Sayfayı mutlaka aşağıya bırakıyor olacağım linkini. Zaten buradan gidip hani alışveriş yapıp memnun kalanlar da var. Hem linkini bırakayım hem de aşağıya burayı da yazayım ben size sayfayı. Bundan alın bence çok güzel. Özellikle bundan alın yani. Bir de tütü severseniz, tütü sevenlerdenseniz bu da çok güzel. Şöyle bakın altını da göstereyim ben size. Şöyle kilo duvar hani açıldığında falan hiçbir sıkıntı olmaz. Üstü de böyle. Mile şimdi ara öğününü yapacak ve sonra aşı olmaya gideceğiz. Of, hiç istemiyorum böyle var ya. O kadar böyle hani Mila'nın canı acıyınca diyorum ki keşke benim canım acısa. Böyle bir tane hurma yedireceğim şimdi ona. Tabii ki böyle bütün değil. Bölüp bölüp önüne koyacağım. Burada kayısılar var. Biraz kayısı biraz da hurmayla ara öğününü yapacak. Dur anneciğim vereceğim şimdi sakin olabilirsin. Küçük küçük parçalarla vereceğim anneciğim. Böyle kestim küçük küçük parçalar halinde şimdi yiyor. Güzel miymiş? Lezzetli miymiş ki acaba hurma? Hurma çok faydalı arkadaşlar. Bizim için de bebekler için de. Ben her gün bile mutlaka bir tane hurma yediriyorum. Unutmuşum göstermeyi. Biraz da kiraz vereceğim. Mila kiraza bayılıyor. Yani bu kaseye bile yer bıraksam. Ama en fazla 2 ya da 3 tane falan yediriyorum. Kirazı da böyle ufak ufak kestim. Öyle yiyor. Arkadaşlar bu BLV'yi yapacak arkadaşların çok sabırlı olması gerekiyor.
Şu an burası ayrı, aşağısı ayrı battı. Üstü de battı. Böyle her yeri batıyor. Ama gelişim için çok faydalı BDV. Yani o yüzden böyle sabırlı olmanız gerekiyor. Onu baştan size söyleyeyim. Bir de şundan bahsedeceğim. Ben böyle kabuklu veriyorum şeyi. Neydi bu hurmayı. Ama hani siz, ben böyle bebeğimi takip ederek bazı şeyleri veriyorum. Hani Allah korusun boğulma tehlikesi vesaire olmasın. Kabuk boğazına yapışabilir belki de. O yüzden zaten çok yeni yeni kabuklu vermeye başladım. Daha öncesinde hep kaynatıyordum ben hurmayı. Muhallebi yapıp muhallebisinin içerisine ekleyip de veriyordum. Sizin de aklınızda bulunsun. Baktım ben böyle zeytini falan artık kabuklu yemeye başladım ile. O yüzden küçük küçük parçalarla kabuklu vermeye başladım. Ama bebeğiniz kabuklu yiyemiyorsa siz her şeyin kabuklarını soyup da verin. Zaten ben de ilk başta böyle yaptım. Kabuklarını soyup sonra yavaş yavaş bebeğimi izleye izleye kabukluya geçtim. Bu suluğunu mümkün de aşağıya bırakacağım. Böyle bütün gün elinden düşmüyor. Çocuğum aslında su içmek istiyormuş ama ben doğru biberon alamamışım çocuğuma. Yani suluğu alamamışım. Artık bile 10 aylık, o yüzden biberondan içmek istemiyor. Böyle suluğa geçtik ve iyi oldu. Siz de böyle. Gerçi bunu bir ay oldu alalı. Yani 9. ayından beri kullanıyoruz. İlk zaman bir anlayamıyorlar arkadaşlar. Daha sonradan çözdükten sonra ellerinden düşmüyor. Arkadaşlar, temizlikten önce size yeni temizlik arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten hayat kurtarıcı oldu. Büyük, bunu tavsiyeyle almıştım ben. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle. İyi ki de almışım dediğim bir ürün. Gerçekten çok kolaylık sağladı. Zaten beni biliyorsunuz ki ben yerleri mopla şeyle, bu viladalarla silemiyorum. Çünkü tam olarak böyle içime sinmiyordu ve hep elimle siliyordum. Temizlik videolarından çok iyi bilirsiniz beni. Bu gerçekten aşırı kurtarıcım oldu. 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şu duvar bezi. Bununla duvarları silebiliyorsunuz. Bu ıslak mop bezi. Bunu ıslatıp da siliyorsunuz yerlerinizi. Arkasından da bununla kuruluyorsunuz. Bunun böyle tutma özelliği var ve yerde kalan her şeyi tutuyor gerçekten burasında ve suyun altında tuttuğunuzda çok güzel bir şekilde hemen durulanıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Bir de şöyle cırt cırtla bakar mısınız? O kadar kolay ki bezleri değiştirmek. Hemen böyle cırt cırtını takıp da değiştirebiliyorsunuz. Bu yönden çok basit oluyor. Şöyle böyle 360 derece dönüyor zaten başta ve her yere giriyor. Her yere. Bakın bu böyle uzuyor. Şöyle şimdi az önce açtım. Şöyle şuradan şey yapabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, boyunu ayarlayabiliyorsunuz duvarda, en uzun yerlere bile boyunuz kısaysa vesaire ulaşabiliyorsunuz. Bu bezleri ben ilk aldığımda 40 derece suda beklettim biraz. Tamamen mikrofiber özelliği var bu bezlerin, yani tamamen mikrofiber bezlerin hepsi ve bunları doğal temizlik ürünleriyle kullanmanız gerekiyor yalnızca. Temizliğini de Arap sabun, doğal temizlik ürününü zaten bebeği olan herkesin evinde vardır. Ben farmasinin ürünlerini kullanıyorum. Sizde yoksa farmasi ürünleriniz vesaire, hani doğal temizlik ürününüz yoksa beyaz sabunla kullanabilirsiniz ya da Arap sabunuyla kullanabilirsiniz. Temizliğini de muhakkak doğal sabunlarla yapmanız gerekiyor. Onu da aynı şekilde yoksa yine doğal sabunlarınız, doğal deterjanlarınız, yine Arap sabunuyla yapabilirsiniz temizliğinizi. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor üründe. Bir şey olanlar beni çok çok iyi anlarlar. Gerçekten hiçbir şeye vakit bulamazken bu bayağı bir kurtarıcı oluyor. Temizlikte bebek olduğu için ekstra temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Yani her gün silip süpürmek zorunda kalıyorum. Evim ile biraz da böyle yerlerde vesaire süründüğü için de. Gönül rahatlığıyla zaten bununla temizliyorum evimi. Ben bu ürünü üye olup da aldım arkadaşlar. Üye olup da aldığınızda daha indirimli alıyorsunuz ürünü. Üye olmak tamamen ücretsiz. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor size. Ücretsiz bir şekilde üye oluyorsunuz ve sonra ürününüzü indirimli bir şekilde alıyorsunuz. Instagram'dan buldum ben bu sayfayı. Öyle aldım ürünü. Size Instagram adresini de bırakacağım arkadaşın. Oradan hani sorularınız vesaire varsa sorabilirsiniz. Benim tüm sorularımı yanıtladı sağ olsun. Ücretsiz bir şekilde üye oldum ve indirimli bir şekilde de aldım ürünümü. Size de aşağıya linkini bırakıyorum. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Aşı olmaya gideceğiz. Mila ile birlikte. Umarım çok ağlamaz ve beni üzmez. Çünkü çok korkuyorum. O ağlayınca çok üzülüyorum. Neyse, aşıdan çıkınca yine haberleşiriz. Görüşürüz. Sağlık ocağına gittik. Şunu demek isterdim ki Mila aşısını oldu. Hiç ağlamıyor. Çok mutlu demek isterdim gerçekten. Ama dezenfekte ediyorlarmış sağlık ocağına. Bu sebepten dolayı da 2'de açılacakmış. Normalde 1'de açılıyor. Orası bayağı bir kalabalıktı. O yüzden biz şimdi bekliyoruz arabada, bakalım. Zaten böyle hani aşı yaptırdığımız için canı acıyor ve tedirgin oluyorum böyle gitme, böyle zor gidiyorum.
Bir de böyle olunca iyice şey oldum yani açıkçası. Şimdiye kadar vurulmuştu bir aşısına. Ne yapalım? Anneciğim hiçbir şeyden haberin yok. Sanıyor ki biz gezmeye çıktık anne kız. Öyle mi sanıyorsun? Bek. Çok azıcık acıyacak tamam mı anneciğim? Tıs yapacaklar çok azıcık acıyacak tamam mı bebeğim benim? Mila aşısını oldu. Eve geldik. Üstümüzü başımızı çıkarttık. Biraz anne sütü aldı. Şimdi oyun oynuyor. Çok ağladı tabii ki. Daha çok bir de böyle yabancılardan vesaire korktuğu için bir de kadının maskeli görünce maskelilere daha da çok korkuyor. Çok ağlamaya başladı. Boyunu, işte kilosunu vesaire baktılar. O aralar da çok ağladı yani. Bir de böyle aşı olurken bile katılıyor. Yani böyle hani çocuklar katılır ya sesleri çıkmaz böyle falan diye böyle kalırlar diye kalırlar. Aynı öyle oluyor ve öyle olunca ben çok korkuyorum. Sizin de bebişleriniz oluyor mu aşı olurken? Bana yorumlara bırakırsanız en azından oluyorsa herkese biraz içim rahatlar yani. Bakın teyzelerini bakın. Bakın bir kuşumun kolu böyle. Kolumdan oldu aşısını. Annem, canım, balım. Balım. Ballı. Ballı lokum annesinin. Ah yavrum benim. Canım benim, canım, canım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben sizinle burada her şeyi paylaşıyorum. Hayatımı sizlere açıyorum. Evimi açıyorum. Hayatımdan kesitler paylaşıyorum. Ve yaklaşık neredeyse 2 seneye geçti sanırım. Burada birlikteyiz ve birlikte büyüyoruz. Daha da büyüyoruz ve eminim ki çok daha büyük bir aile olacağız. Ben burada hepinize tek tek çok değer veriyorum. Böyle her yaptığım şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü sizi nasıl arkadaşlarım var, normal arkadaşlarım, onlardan ayırmıyorum. Zaten burada bir sürü kişiyle konuşuyoruz. Yani böyle arkadaş gibi olduk. Hatta diyoruz işte buluşalım vesaire bir şeyler yapalım gibi. Bu yüzden de her şeyi paylaştığım için bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz ki ben bir süredir zaten hatta Mila doğduktan beri galiba doğduğundan beri farmasinin ürünlerini kullanıyorum. Kullandıkça memnun kaldım. Sürekli işte yeni şeylerini denemeye başladım. Bakıyorum ki memnun kalıyorum. Dedim ki üye olayım. En azından şey yaparım. Yani indirimli alırım ürünlerini vesaire diye. Daha sonradan birazcık araştırmak istedim açıkçası. Biraz daha araştırdıktan sonra çok güzel bir gelir kapısı olduğunu öğrendim. Zaten bu pandemi dönemidir vesairedir. Bir sürü insan işten de çıkınca böyle işte evde network işlerine falan başvuranlar çok olmuş. Ben de biraz araştırdıktan sonra bunu iş olarak görüp iş olarak yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bunu da biraz sizlerden yardım almak istiyorum. Şöyle biliyorum ki benim bir lafımla bir sürü şeyler yapacak olanlar da var. Eğer ki bana yardımcı olursanız çok çok mutlu olurum. Şöyle bir grup kurmayı planlıyorum. Hatta birkaç kişi var şu anda grubumuzda. Ben çok fazla yetişemediğim için biliyorsunuz ki Mila diş döneminde, Mila artık büyüyor. Ben ona olan ilgimi farklı şeylere de vermek istemiyorum açıkçası. Bu yüzden bir arkadaşım bana yardımcı olacak. Yani neredeyse her şeyimi o yürütecek. Ve ben de yine sizlerle iletişimde olacağım vesaire. Güzel bir grup oluşturmayı düşünüyoruz. Ve bu grupla birlikte güzel yerlere gelmeyi planlıyorum. Gerçekten kafamda çok güzel şeyler var. Siz de benim grubuma dahil olur musunuz? Ben şimdi size aşağıya link bırakacağım farmasinin linkini. Yapmanız gerekenler oraya üye olup bir de ilk siparişinizi girmeniz gerekiyor. Gerçekten ilk siparişinizi girip ürünleri kullandıktan sonra zaten üye olanlara indirimli geliyor ürünler. Kullandıktan sonra hani bu işi yapmak istemiyor olsanız bile sadece ürünleri kullanmak için üye olmak isteyeceksiniz. Buna eminim ve kefilim gerçekten. Çünkü ben de öyleydim. Ama iş boyutunda da gelirsek araştırabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel imkanları var arkadaşlar. Mesela bebeğinize evde tek başına bakmak istiyorsanız veya bazı anneler hamileyken vesaire çalışıyorlar. Hamilelikten sonra işte 4. aya kadar biliyorum ben izin. Ondan sonra çalışmak istemiyorlar. Bir şekilde dönmüyor yani arkadaşlar. Bir maaşla bir şekilde dönmediği için de katkı olsun diye bu network işlerine girenler var. Ve buna hani başta aslında sadece ürün almayla girip çok güzel yerlere gelmiş kadınlar tanıyorum. Ya biliyorum ki biz zaten birlikte çok güçlüyüz. Yani kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Hem evimizde bebeğimize bakarken, hem kendi evimizde işlerimizi yaparken, hem de bir yandan oturduğumuz yerden böyle bir iş imkanının olması çok güzel bir şey bence. Bazı insanlar artık böyle hani ya
ben farmasi duymak istemiyorum. Ya üf, her yerde de farmasi var gibi tepkiler var. Evet, ben de hatta daha öncelerden bunlardandım. Ya şu kişi de mi farmasiye girmiş falan diyordum. Ama gerçekten bu network işini ben zaten daha öncelerden de bir markayla yapmıştım. Sonrasında bazı anlaşmazlıklar oldu vesaire. Neyse, oralara hiç girmeyeyim. Network işini gerçekten güzel bir şekilde yapabilirseniz gerçekten ciddi rakamlar var arkadaşlar. Farmasinin de araştırdığıma göre çok güzel hediyeleri, çok güzel ikramiye mi derler, prim mi derler onlardan ve yani belirli bir yere geldiğinizde altınızı arabanıza verecek kadar güzel bir şirket. Zaten ben böyle hani bilirsiniz boş işlerle uğraşmam açıkçası ve güzel bir ekiple girdim, güzel bir ekipten girdim bu olaya. Ekibimiz çok güzel, üstlerimiz çok güzel, çok güzel yönlendiriyorlar, çok güzel bilgiler veriyorlar, çok güzel yanınızda oluyorlar. Bu yüzden de eğer ki isterseniz benim ekibimde olmayı, ben bizzat sizinle ilgilenmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama dediğim gibi işte arkadaşım da yardımcı oluyor. Çünkü hem YouTube hem Instagram'da da biraz daha bir şeyler ilerletmeye çalışıyorum. Artık yani benim işim olarak. Hatta geçenlerde böyle eski videolarıma bakıyordum. İşte YouTube'da beni tanıyan videosu çekmişim. Hani açıp da izlemek istedim ya, neler söylemişim vesaire. Çünkü bakıldığında gerçekten bir yol ilerlemiş gibi hissediyorum kendimi, ki görüyorum ki bunu herkes görüyor. Orada işte şey demişim. Şu anda ben YouTube'u bir hobi olarak kullanıyorum. İleride işim olarak kullanır mıyım? Yani kullanabilirim falan demişim böyle. Evet, şu anda YouTube benim bir işim. Sosyal medya artık benim bir işim. Ve ben bunu yapabiliyorsam neden daha üstünlerini de yapamayayım ki diyorum. Ve kendimi olabildiğince her zaman daha bir tık daha üste taşımaya çalışıyorum. Sizi de burada yanımda götürmek istiyorum. Benimle birlikte kademeleri, basamakları yavaş yavaş da olsa bence çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ne bileyim, mesela hayal kuruyorum. Ya birlikte toplantılar yaparız. Benimle görüşmek isteyen çok kişi var burada. Yani hepinizle görüşebilmem pek mümkün olmayabilir. Ama benim grubumda olursanız, farmasi grubunda olursanız muhakkak zaten toplantılara gideceğiz birlikte. Lansmanlar olacak, onlara gideceğiz birlikte. Her şeye birlikte katılacağımız için hem görüşme fırsatımız da olacak, hem birbirimizi daha yakından tanıma fırsatımız da olacak. En güzeli de yeni yeni insanlar tanıyacağız. Ev hanımı da olabilirsin, normal bir işin de olabilir. Bunu ek iş olarak da görebilirsin. Veya sadece hani ben ürünlerini kullanmak istiyorum, bu yüzden üye olacağım. İşte ürünlerini alacağım, sadece ürünlerini kullanırım aydın aya diyorsan onu da yapabilirsin. Ama iş olarak düşünüyorsan ben her zaman senin yanında olacağım. Buna söz verebilirim. Ve dediğim gibi bu başarı basamaklarını birlikte çıkacağız. Bu sefer kendime çok güveniyorum. Size de çok güveniyorum. Benim yanımda olmak isteyen varsa, benimle birlikte yürümek isteyen varsa, bundan birkaç yıl sonra güzel yerlere gelmek isteyen varsa ekibime katılabilir arkadaşlar. Ben aşağıya linkini bırakacağım, üye olma linkini. Üye olduktan sonra zaten ben ya da arkadaşım size bir şekilde ulaşıyoruz. Ya WhatsApp yoluyla ya da Instagram yoluyla direkt iletişime geçeceğiz sizinle. Umarım güzel dönüşler alırım sizlerden. Umarım güzel yerlere geliriz birlikte. Umarım bundan birkaç sene sonra, ya Müge işte bak senin şu videonu izlemiştim, ben de o gün işte bana bir cesaret verdim, ben de işte üye oldum, bir şeyler kazanıyorum şu anda, bir yerlere geldim diyebiliriz. Biz kadınlar çok güçlüyüz zaten, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben kendime güveniyorum. Dediğim gibi size de güveniyorum. Benimle olacak herkese güveniyorum. Bence birlikte çok güzel işler başaracağız diye umuyorum. Üye olmak tamamen ücretsiz. Şu anda böyle kafamda olanlarla size yardımcı olmaya çalıştım. Bana yardımcı olan arkadaşımın çok çok daha fazla bilgisi var. Siz yeter ki üye olmak isteyin. Arkadaşımla da iltibata geçebilirsiniz. O size daha detaylı da anlatabilir. Dediğim gibi ben de sizinle iltibata geçebilirim. Siz yeter ki bunu yapmak isteyin ve benim yanımda olun. Ben size söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum sizden. Umarım güzel yerlere geliriz. Umarım bundan birkaç sene sonra çok güzel yerlerde oluruz. Umarım hepimizin altında arabası olur. Güzel güzel arabalarımızla toplantılara katılırız. Başarırız ya. Ben bize güveniyorum. Bu şekilde bu kadardı benim söylemek istediklerim. Söyledim sanırım ama tekrar ekleyeyim söylemediysem. Üye olmak tamamen ücretsiz. Üye olduğunuzda ürünleri bayağı bir indirimli şekilde alıyorsunuz. Burada beni daha çok böyle anneler vesaire izlediği için ürünleri gönül rahatlığıyla önerebiliyorum size. Çünkü gerçekten kullanıyorum evimde. Hani böyle daha kimyasal olanları hamileyken bırakmam gerekiyordu, biliyorum. Mide doğduktan sonra daha bir böyle tedirginim bazı şeylerde açıkçası. O yüzden de
hani ne nasıldır, ne nasıl organik alabilirim, ne nasıl işte daha iyi yapabilirim, daha iyi bir şekilde çocuğumu büyütebilirim vesaire diye çok dikkat ediyorum. Kendime parfüm bile sıkmıyorum üzerime ki evde Mila sürekli sürünüyor zaten bu ara. Hani illa bir yalıyor yeri, işte tutunuyor vesaire şey yapıyor. O yüzden de çok dikkat ediyorum özenle kullandığım şeylere. Ben ürünlerine kefilim. Gerçekten bunun size nasıl desem, bunun size garantisini verebilirim ki kullandıktan sonra hem fiyat olarak çok uygun gelecek size dışarıdaki ürünlere göre, hem de performansını gördükten sonra zaten vazgeçemeyeceksiniz. Şahsen ben öyle oldum. Hani bir denemek için alıp da baktım ki her ay almaya devam ediyorum ve yeni yeni şeylerini deniyorum. Şimdi zaten şimdi biliyorsunuz ki saçlarım hamilelikten sonra çok dökülmeye başladı. İşte bakım yapamıyorum. Bayağı bir yıprandıklarını falan hissediyorum. Hatta gittim kestirdim çok fazla döküldüğü için. Bir bakım ürünleri alacağım farmasiden. Onları da deneyip mutlaka sizinle paylaşacağım. Çok memnun kalan arkadaşım var. Şunu kalacağımı düşünüyorum ben de. Mutlaka sizinle paylaşmış olacağım bunu da. Bu şekilde arkadaşlarım. Umarım güzel dönüşler alırım sizlerden. Umarım güzel yerlere geliriz hep beraber. Mila'yı uyuttum şimdi. Birazdan uyanır. O yüzden burada bunu kapatayım. Yine bir yerlerde görüşürüz sizlerle. Zaten bu bir günlük vlog oldu. Anne olmak bence çocuğunun yaşına inip onunla oyunlar oynamak değil mi aşkım? Of. Sarı, yeşil, mavi ve mor. Çok seviyorum. Severim. Ne yapıyorsun? Şimdi az önce şey yapıyordum. Yine böyle yapıyorum. Bakın şimdi. Şimdi Mila'yı göstereyim size. Benim halimi hiç görmeyin ben böyle. Ah, onların bir gülüşüne biz dünyaları veririz. Bir gülüşüne bir tane gülüşüne dünya verir anne. Noli. Onunla burada oynayınca aşırı mutlu oluyor. Normalde böyle burada çok fazla yani vakit geçiriyor ama çok fazla geçirmiyor. Yani maksimum 10 dakika duruyordur. O kadar bile durmuyordur. Ama ben onun yanına gideyim, oyuncaklarıyla oynayayım, ona bir şeyler söyleyeyim vesaire, onunla konuşayım, ona ortak olayım oyununa. Bayağı bir yarım saat falan oynarız herhalde, o kadar duruyor yani oyun alanında. Şöyle 10 dakika bile olsa kendi kendine oynamasına bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor onu izlemek. Ne yapıyorsun? Yakalandın kameralara. Çıkıt 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 çıkıt. Çıkıt 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 çıkıt. Her gün burayı oynadıktan sonra topluyoruz Mila ile birlikte. Hem de oyuncaklarını dağıttığı gibi toplamasını da öğrenmiş oluyor bence. Ne kadar öğreniyordur bilmiyorum. Henüz çok küçük ama. Her gün topluyoruz biz yine de. Gel. Gel. Dur tuf 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 tuf. Hadi hadi. Gel. Arkadaşlar bir üründen bahsetmek istiyorum size. Bir süredir kullanıyorum yani böyle bir ay kadar olmuştur herhalde. Şöyle Mila biraz daha büyüdükten sonra ek gıdaya vesaire başladıktan sonra meme retleri çok yaşamaya başladık. İşte sadece bir memeyi emme isteği ve öbür memeyi asla emmeme isteği vesaire oluyordu. Ve bu yüzden de birisinde süt toplanıyor ve mastit olaylarını yaşadım. Düşünün Mila olmuş 9-10 aylık. Ben mastit olayı yaşadım. Neyse böyle işte araştırıyordum. Biliyorsunuz ki bende 50 sıkmalı pompa vardı. Ve onunla böyle uğraşmak sürekli puf 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 sıkmak yani çok zor geliyor ve yapmıyordum yani açıkçası. Çok böyle zorda kaldığımda artık bu ağrılar vesaire girdiğinde yapıyordum. Neyse ben bu Moshi'nin sadece yurt dışında satıldığını biliyordum. Sonradan Türkiye'de olduğunu öğrendim ve hemen almak istedim. Çünkü birçok anne çok memnun kalınan bir ürün zaten. Ben de aldım bunu arkadaşlar. Biraz size bahsedeceğim. Çünkü Instagram'dan çok soru aldım. Hani nasıl kullanıyorsun vesaire diye. Hatta az önce kullandım da o yüzden yıkadım. O yüzden böyle. Şöyle kullanımını anlatacağım. Elimde mi göstereyim? Nasıl göstereyim? Elimde göstereyim bari. Şöyle bunu böyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu vakumluyor zaten. Şöyle yaptığınızda bu kendisi sütü çekiyor. Yani bu böyle kalıyor zaten. Vakumluyor. Elimi vakumlamaz büyük ihtimalle ama vakumlamıyor aynen elimi. Kolumda deneyelim. Şöyle yapalım. Evet bakın kolumu vakumladı.
Bu şekilde böyle sütü yavaş yavaş alıyor. Hani böyle saatlerce pompayı fış 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 sıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü eliniz ağrıyor, artık bir yerde pes ediyorsunuz. O yüzden bunu çok kullanışlı buldum ben. Bu şekilde yaptıktan sonra ilk zamanlar arkadaşlar çok az gelebilir. Çünkü aynı sorunu ben de yaşadım. Mila sürekli bir memeden emme isteği olduğu için diğerinde hiç süt kalmamış neredeyse. Ama bunun sayesinde biraz arttırdım çok şükür ki. Şöyle ilk zamanlar çok onun bile altında, şu 10 milimin bile altında çıktı düşün. Ondan sonra zamanla bunu kullandıkça çoğaldığını fark ettim. Bayağı bir çoğaldı gerçekten bunu kullandıkça. En azından hani bu olayları yaşadığınız, işte ek gıdada mutlaka meme reddi yaşıyorsunuzdur. Hatta ek gıdadan önce de yaşanıyor bu meme reddi. Hatta doktorlar diyor işte karanlık odada vesaire emzirin diye. Ama şöyle bir problem var. Siz ne kadar az emzirirseniz bebeğiniz, ne kadar az süt çıkarsa o kadar da sütünüz olmuyor maalesef ki. Ama ne kadar çok emzirirseniz, işte sağırsanız vesaire de o kadar da çok sütünüz oluyor. Çünkü göğüsleriniz direkt beyine şu mesajı gönderiyor. Aa, süt bitti. Süt pompalaman lazım. Süt gerekli. Bunu zaten doktorunuz da söylemiştir. Belki de bir yerde okumuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Çünkü ben bunu çok duyuyorum. Sürekli beyine mesaj gidiyor ve süt pompalamam gerekiyor. Ne kadar boşalırsa aslında göğüsleriniz o kadar da çok süt pompalıyor. İlk zamanlar hatta ben bununla keşke diyorum ki hamileyken tanışsaydım. Gerçekten bilmiyordum Türkiye'de olduğunu. Hamile olanlara şiddetle öneriyorum. Mutlaka doğum çantanızda olsun. Çünkü ilk zaman çok üzülüyor anneler. Ya benim sütüm gelmedi, benim sütüm yok. İşte veya bebek emmiyor ve hani sonra çok az zaten süt olduğu için o süt de kaçabiliyor. Yaşayanlar vardır bu durumları. Evet, benim prensesim uyandı. Onunla birlikte geldik. Sen de bu ürün hakkında bir şeyler söylemek ister misin mesela? Ne diyordum? Özellikle yeni anne olmuşlar öneriyorum size bunu. Zamanlar bebeğiniz çok az içtiği için, sütü zaten bir ya kadar olduğu için midesi de sütünüz bazılarının fazla geliyor. Mastit oluyor. Bazılarının az geliyor arttırmak için. Mastit olunca da bununla sağırsınız bayağı bir rahatlatır. Zaten süt poşetleri var. Onlarla birlikte dolapta 3 saat, buzdolabında 3 saat değil pardon. Dışarıda 3 saat tutabiliyorsunuz anne sütünü. Buzdolabında 3 gün tutabiliyorsunuz. Buzlukta da 3 ay tutabiliyorsunuz. Zaten o poşetlerden edinirsiniz. Poşetlerin üzerine de yazabiliyorsunuz tarihi. Ona göre bebeğinize çıkartıp da ısıtabilirsiniz. Bu arada bu ısıya dayanıklıdır. Tamamen kaynatarak dezenfekte edebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Sütünüzü de bunun içinde de saklayabilirsiniz. Aslında bu pompası olduğu için böyle. Kullanımını vesaire de gösterdim zaten size. Bu şekilde. Bunu da böyle bilgisini vermek istedim. Kullanıp çok memnun kaldım çünkü. Memnun kaldığım ürünleri olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de faydalanın diye. Umarım faydalanırsınız. Umarım iyi gelir size de bu ürün. Şimdi ise Miloşka yemek yemeye gidiyor. Oley! Bugün aşı olduğu için biraz huzursuz maalesef ki. Biraz böyle yemek falan yemek istemeyeceğim. O yüzden çok az kabak ve havuç haşlayacağım. İkisini de seviyor. Onları yedireceğim sadece. Oley! Görüşürüz şimdilik. Yemekte görüşürüz sizinle. Teyzoşlar yemekte görüşürüz. Mila'nın her aşıdan sonra muhakkak ateşi çıktığı için artık şey yapıyorum. Aşı olduktan hemen sonra, bir saat sonra falan bunu kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar veriyorum bundan. Kalpol bu. Eğer ki doktorunuz vermediyse eczaneden de alabilirsiniz bunu. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayın. O şekilde verin. Bilmeyen anneler için söylüyorum bunları. Birçok anne biliyordur zaten ama bir o kadar tecrübesiz olan anneler de beni takip ediyor. Bu yüzden böyle elimden geldiğince bilgilerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Diş döneminde özellikle çok ateşi çıkıyor bebeklerin. Bu Kalpol bizim çok işimize yarıyor. Doktora da zaten danıştım. Hani genel olarak zaten hep Kalpol'ü öneriyorlar. Diş döneminde vesaire veya dişten önce vesaire ateş çıktığında da Kalpol'ü kullanabilirsiniz. Hani böyle baktınız ki ateşi düşmüyor hala. Günde 3 kere verebiliyorsunuz Kalpol'ü. Verdiğiniz yine geçmiyor. 38 derece ateş önemliymiş çocuklarda. Doktorumuz öyle söyledi. Bana şöyle dedi. Kalpol'ü verdin, ılık duşunu aldırdın, banyosunu yaptırdın. Ondan sonra bir gün bekledin evde. Baktın ki hala 38'in altına düşüremiyorsun ateşine. Çık gel hastaneye dedi. Bu bulunduğumuz dönemden dolayı da zaten herkes hastaneye gitmek istemediği için böyle bilgi de vermek istedim size. Yani ateşi olduğunda 38'in altındaysa veya 38'e yakınsa veya 38 ise bir gün evinizde ılık duşla böyle Kalpol'le düşürmeye çalışın. Eğer ki düşmüyorsa bir günün sonunda mutlaka hastaneye gidin.
Son olarak yine ateşle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ateş ölçer. Mide dolduğundan beri kullanıyorum. Temassız olması çok işime yaradı gerçekten arkadaşlar. Direkt kafasından, göğsünden ve böyle kafa yanlarından falan ölçüyorum. Şimdi buna çıldırıyor. Çok seviyor çünkü. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Instagram'dan isteyen annelere göndermiştim ama burada birçok Instagram olmayan anne de var. Onlar için de linkini bırakıyorum aldığım yere. İndirimdeydi en son. Umarım hala indirimdedir. İndirimli alırsınız siz de. Bu şekilde biz oldukça memnunuz yani. Mide bugün aşı olduğu için böyle ona kabak seviyor. Kabak biraz haşladım. Biraz havuç haşladım. Evet, BLV bebekleri bakın. Biraz da yoğurt koydum. Ev yoğurdu. Kendim mayalıyorum yoğurdu mutlaka. Şimdi böyle işte karıştırıyor. Hem ağzına atar biraz. Hem ben besliyorum aslında kaşıkla. Tamam anneciğim, gel ben sana vereyim bir tane. Neyse, elde battı. Ağzına yemeyeceğim. Anneciğim gel gel. Yoğurda bayılıyor bu arada. Şu an en sevdiği yoğurt, kabak ve havuç. Bunları çok seviyor. Neyse ben yedireyim Mila'ya. Biraz atarlı biri. Aşı olunca böyle oluyor. Böyle hiçbir şeyden memnun olmama, her şeye ağlama, özellikle akşamüstleri ve gece bizim aşı sıkıntımız oluyor. Ne yapalım? Ne yapalım bir tane? Ne yapmak istersin mesela anneciğim? Hadi gel birlikte videoyu kapatalım mı? İster misin bunu? Hadi gel annenin kucağına. Arkadaşlar bakın Mila'ya ben ne aldım. Mila'ya bir uyku arkadaşı almak istiyordum. Uzun süredir araştırıyorum açıkçası. Birçok anne çok memnun bundan. Ben de umarım kullandıkça memnun kalacağımı düşünüyorum. Beyaz gürültüyü zaten biliyorsunuz ki en başlarda ben açıyordum YouTube'dan ve Mila'ya dinletiyordum. Gerçekten çok işe yarıyor. Ama ilk zamanlar hem bebi şufak olduğu için hem de telefondan sürekli açmak ve telefonu yanına koymak çok zararlı olduğu için çok fazla da açamıyordum açıkçası. Uyku sensörü var ve 50 dakika boyunca kesintisiz sesi var. Yani 50 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde sesleri çıkartıyor. Hatta şöyle şuradan çıkarttığı sesleri göstereyim. Ben almadan önce bayağı bir araştırdım aslında. Bunların hepsini biliyorum ama sizlere de okumak istiyorum. Hani sizin de bilginiz olsun. 5 farklı beyaz gürültü sesleri var. Ana rahmindeki kalp atışı, kalp atışıyla oluşan beyaz gürültüler, deniz dalgaları, elektrik süpürgesi. Bunu zaten hemen hemen hepimiz açmışızdır bence bebişlerimize ve saç kurutma makinesi de çok işe yarıyordu. Saç kurutma makinesi sesi de var. Şöyle çevireyim şurasını. Burada da bebeğinizin daha iyi ve rahat uyuyabilmesi için 5 farklı sakinleştirici ses arasından seçim yapın. Beyaz gürültü tıpkı ana rahmindeki sese benzeyen bebeğinizi yatıştıran sestir. Ses düzeyi işlevi farklı ses seviyesini ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanızı sağlar. Ses modu açık iken ebeveyn tarafından seçilen son sesi hatırlar. Bebeğiniz ağladığında uyku sensörü otomatik olarak açılır. Ayrıca bebeğinizin yanındaki başka herhangi bir gürültüyü de algılayarak devreye girer. Özellikle şu çok iyi değil mi? Bebeğiniz ağladığında uyku sensörü otomatik olarak açılıyormuş. Buraya geçtiğimizde benim en çok cezbeden şeylerden bir tanesi hem 30 derecede yıkanabilir olması. Çünkü çok önem veriyorum yıkanabilir olması oyuncakların veya kullandığım şeylerin vesaire. Bir de kolik ağrısı çeken bebekleri de rahatlatıyormuş arkadaşlar. Keşke daha önceden tanışsaydım. Ama şimdiye kısmetmiş. Biliyorsunuz ki önerilerinize çok önem veriyorum. Siz de benim önerilerime önem veriyorsunuz. Umarım birçok anneye ulaşabilir bu oyuncak. Çünkü gerçekten ben çok araştırıp da aldım. Gerçekten çok kullanışlı bir şeye benziyor. Umarım Mila da rahat eder. Mila'ya böyle uyku eğitim vermeyi düşünüyorum zaten. Bununla çok daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Ben konuşurken bunları okumuşsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Yani seyahatte bile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz tatile vesaire gittiğinizde ve şu olay çok güzel değil mi? Beşiğe monte oluyor veya işte araca monte oluyor. Mesela Mila normal arabada durmuyor. Belki bunu yanıma alabilirim gezintilerde. Şimdi ben bunu yıkayacağım. Ondan sonra zaten kullandıkça da ben size bilgi veririm. Sayfayı da linkliyorum aşağıya. Mutlaka girip bir bakın. Bir de beni çok hoşuma giden bir yazı var burada arkadaşlar. Buna bayıldım. Gerçekten harikalar. Gerçekten.
Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu çok güzel bir hediye olmaz mı? Zaten böyle araştırmalarıma göre hediye olarak da çok gönderiyorlarmış. Artık böyle yeni doğum yapacak arkadaşlarıma direkt bunu alıp yollarım ve gerçekten çok dua ederler bence bana. Özellikle daha bebeği yeni doğmuş annelere aşırı tavsiyemdir bu benim. Hatta hamileyseniz alın koyun. Birçok yorum geldi. Burada paylaşmadan önce Instagram'da da paylaştım bilgi vermek amaçlı hani annelere. Oradan birçok yorum geldi ve bir sürü kişi kullanıp çok çok memnun kaldığını söyledi. Ve çok mutlu oldum gerçekten. O zaman güzel bir tercih yapmışım. Sayfayı aşağıya linkliyorum. Girip oradan alabilirsiniz. Günlük bu videoyu da biz burada kapatalım artık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim öyleyse, olur mu anneciğim? Umarım çok ateşi çıkmaz. Dualarınızı bekliyoruz teyze hoşları. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz.